Richter ölçeğindeki ivme sonu şeyde nasıl kontrol ediyor? Sallandığı zaman ne yapar? Buradan Bluetooth üzerinden verileri telefona gönderiyor. Telefona uyarı düşüyor. Uyarı da deprem olduğunu gösteriyor. Burada uyarı sesle hem de görsel olarak da burada görebiliyoruz. Mesela deprem olsun, böyle bir titreşim meydana gelsin cihazda, herhangi bir yer değiştirme olduğu zaman şimdi verileri telefona aktaracak. Telefonda bu bir belli bir eşik şiddetindeyse mesela, böyle orada bize uyarıyı oluşturacak. Şimdi bu evimizdeki taşıyıcı kiriş veya kolon olabilir veya herhangi bir duvar olabilir. Yani sabit bir yer olabilir. Bu cihazımızı duvara entegre ettikten sonra, yani güzel bir sabitlemesini yaptıktan sonra ve programla eşleştirip sabitleme ayarını yaptıktan sonra herhangi bir deprem anında oluşan titreşimi, şöyle bir titreşim olsun, böyle bir deprem olduğunu varsayalım. Yani duvarın ya da taşıyıcı kolonun sallandığını varsayalım. Ve bu şekilde belirli bir eşik değerin üzerindeyse, örneğin 5 şiddetinin üzerindeki depremlerin bana haber verilmesini istiyorsa, bu şekilde benim cep telefonuma Bluetooth üzerinden verileri aktararak deprem olduğunu gösteriyor bu şekilde. Böyle programımıza Bluetooth üzerinden verileri aktararak deprem olduğunu bize uyarı veriyor. Bu bize ne sağlayacak? Tabii kişi eğer uyuyorsa veya herhangi bir aktivite yapıyorsa o an deprem olduğunu bilecek ve kendini yaşam üçgeni pozisyonuna alıp hayatını kurtarabilecek. Veya bir binadan dışarı çıkma süresi kadar, yani binalar hemen yıkılmaz, bir 20-25 saniyelik bir süremiz olacak tabii ki. O 20-25 saniyelik uyarı zamanı oluşturup bizi hayatımızı kurtarmamıza yol açacak. Örneğin deprem oluyor ya da mesela bu duvarın sallandığını, taşıyıcı kolonun sallandığını görüyoruz. Bu şekilde bize uyarımızı sesli bir şekilde yapabiliyor. Sadece bunu Android, iOS gibi cihazlarda değil de farklı cihazlar üzerinde de akıllı ev sistemleri otomasyonlarına da entegrasyonu çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bu cihazımız deprem uyarı cihazı, Duyar diye isimlendirdik bu cihazımızı. Bu cihazımız temel işlevde bir cihaz, içinde yer değiştirmeyi algılayan sensörler ve Bluetooth sensörü mevcut. Buradaki son depremler Kaç saniye sonra sisteme düşüyor? Düştüğü gibi.